Selamlar sevgiler, mutfaktan işlerimi güçlerimi bitirdim, yemek yapma moduna girdim. Ne yapacağım? Kuru fasulye pilav yapacağım, bir de köfte ve patates püresi yapacağım. Neden bu kadar çok yemek? Aslında çok değil, yarın öğlende falan yeniliyor ya hani. Ya bizim evde yemeklerimiz ziyan olmuyor. Bir de kaç günden beri var ya, deli gibi canım patates püresi istiyor ya. Böyle o kadar çok canım çekti ki anlatamam size böyle. Hafif böyle pul biberi, yağ böyle dökülmüş üzerine. Bak nasıl canım çekti. Ayrıca kuru fasulyemi, pilavımı da yapacağım. Tencerelerimi ayarlamıştım buraya. Sonra oraya ocak var ya, orada onun üzerine koydum. Ay, storumu yıkadım. Oo, beyazlamış storum. Önce patateslerimi yıkayıp haşlamaya koyacağım. Ben soyup falan haşlamayacağım. Kabuklarıyla haşlayacağım. Zaten kabukları yok. Evde durdukça insan bir iş yapıyor ama düşündüğü işi de yapınca böyle hani hep kafamızda planlıyoruz ya, aa şu işi yapayım falan diye. Sonra o işi yaptıktan sonra da onun rahatlığını anlatamam yani. Bittikten sonraki benim şu store var ya, gözümde büyüyordu ya. Aslında yapacağım kolay bir işlem ama gözümde büyüyordu aşırı derecede. Şöyle güzelce bu patatesim haşlansın. Biliyorsunuz marketten kuru fasulye falan almıştım. Rüzgar geliyor ya, ondan yağmadı. Güzelce haşlansın. Aa, şunu koymuyormuş. Sırada ben de geri kalan işlerimi yapayım. Bir gün önceden ısladım, haşladım, dolaba koydum. Bunu da kuru fasulye pilav yapacağım. Biliyorsunuz ben kuru fasulyeye biber falan koymayı çok seviyorum. Gayet de çok güzel oluyor. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Misket köfte de yapacağım. De yapmıştım kuru fasulye. Ama kuru fasulye gerçekten bizde çok güzel yeniliyor yani. Ben sizleri çok sıkmayayım. Çünkü yakında yaptığım için kuru fasulyeyi, köfte yapımında ve patates püresinde görüşelim. Ama herkes bana diyor ki hani önemli olan senin ne yaptığın değil. Hani seni izlemek, gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bazı güçleri, cesaretleri inan sizler veriyorsunuz. Fark etmeden insana hani özgüven kazandırıyorsunuz. İyi ki varsınız hepiniz. Bardakta sıvı yağım vardı.
Böyle biraz sıvı yağ koyuyorum. Aa, bu arada buzdolabımın içini de sildim. Evet. Onu da sildim. Ama onu yaparken, bunu yaparken insan parça parça bir sürü iş yaptığını fark ediyor. Domates salçası. Neyin salçası? Hiç bunu Görük Ana'nın böyle çorbaları, tarhanaları falan çok güzel oluyor. Onun için beğenerek aldım bunu. Bayağı da kullanmışım. Ben bir tık daha kuru fasulyeyi, canlı renk seviyorum. Onun için salçasına fazla koyacağım. Geçenki yaptığım biraz şey değildi. Canlı değildi. Renklere. Biberlerimi de atıyorum. Olmazsa olmaz bir kaşık un, kuru fasulyeye. Çok severim. Ay hala onu şeye, kaba koymadım. Kabı kurudu aslında. Evet, onu da bir ara koyayım. Bir kaşık un. Böyle koydum. Bakliyat dolabım burada. Hepsi birlikte güzelce kavruluyor. Böyle bunlar kavrulurken ben de köftemi hazırlayayım. Mis köftelerimi. Şu patates kabuğunda olabilir. Standart benim 100 liralık kıymam. 249 lira kilosu, 400 gram kıymam. Baharatlığımı getiriyorum. 3 yemek kaşığı galeta unu koyacağım. Maydanoz koyacağım. Elimdeki maydanozumu doğrayayım. Salçamın altını bir tık kıstım. Şimdi oraya ne kadar? Çok doğramama gerek yok. Rüzgar estikçe böyle temizlik kokuları. Aa, bak çok güzel kavruldu. Şimdi kuru fasulyelerimle kavrulsun istiyorum biraz da. Bir de anne diyor, sanki benim çocuklarımmış gibi geldi sesi. Bakayım bizimkiler mi? Hayır, bizimkiler değil. Kuru fasulyem kavrulsun. Ben de bir adet soğanım var, onu rendeleyeceğim. Küçük taraflarımı rendeleyelim.
Suyunu sıktım. Soğanımı koydum. Muhteşem bir şekilde soğan kokuyorum. Kuru fasulyenin artık sesini duyuyoruz. Suyunu ilave edebilirim. Bir de ben kuru fasulyeyi çok sulu da sevmiyorum. Böyle içinde yüzer gibi değil, hiç sevmiyorum. Mutfağımda kendime göre yapmış, geliştirmiş olduğum bir şeylerim var. Herkes gibi. Bu kadar suyun buna yeteceğini düşünüyorum. Altını biraz kıstım. Geliyorum tekrar köfteme. Maydanoz, soğan, kıyma. Baharat olarak pul biberi. Köftenin olmazsa olmazı karabiberi. Çok azıcık kekik. Tuzum. Tatlı toz biberi. Kimyon koysam mı? Hadi azıcık da kimyon koyalım. Kapı çaldı, geliyorum. Kızlar geldi. Yumurtamın sarısını koyacağım. Misket köfte yapacağım için yumurta koyacağım. Üç yemek kaşığı da galeta unu. 1, 2, 3. Ses çok fazla geliyordu. Kapattım. Şöyle göz kararı, biraz da soda. Kuru fasulyenin rengi tam istediğim gibi. Böyle artık kıymamızı köfte haline getiriyoruz. Birazcık dinlendireceğim ben köftemi. Köftemi böyle yoğurdum. Dinlenirken ne yapacağım ben? Pirinç pilavımı atarım ocağa. Sonra ümitede yiyecek bir şey ayarlarım. Çünkü karnı acıktı. Bakın, dünden yemek yapmadım. Lahmacun yaptım. Şu anda ne yapacağım diye düşünüyorum. Onun için fazla yemek yapıyorum. Yarın öğlen de ne yaparım diye düşünmemek için. Etrafı toparladım. Ümit'in yemeğini gönderdim. Köftemi dinlendirdim. Pilavım da olmak üzere. Patatesim de haşlanırken ben de köftelerimi yapayım dedim. Sulu köfte gibi misket köfte yapıyorum.
Şöyle önce sıkıştırarak yapınca hiç dağılmıyor. Sulu köfte geldi aklıma. Benim için tam bir kış yemeği. Bilmiyorum neden. Televizyonum da açık. Buradan destek olduğum bazı arkadaşlarım var. Onları izliyorum. Gerçekten keyifli izliyorum. Elazığ'dan atanamayan öğretmen. Buradan izliyorum. Haber alıyorum. Durdurduğum anlarda da dönüp bakıyorum. Onun da kanalı yeni açıldı. Yeni açıldı derken Kazanca yeni açıldı. Saatleri falan yeni doldu. Gerçekten sevdiğim bir arkadaşım. Hani YouTube'un bana kazandırdığı insanlar arasında, hani bu kanal sahibi olduğu için, hani böyle birbirimizin pes ettiği zamanları falan da çok iyi biliyoruz. Ya ne zaman benim saatim dolacak? Ya da onun saati dolmamıştı. Benim de günlük videolarım o zaman 10 lira mı 15 lira mı ne veriyordu? Ya of, ben hani artık kazancımdan geçtim bu işin. Hani keyif alıyorum diye paylaştığım zamanlar oldu sohbetlerimiz arasında. Çok şükür onun kanalı da açıldı. Benim kanalımda o 5-10 liralar biraz daha yükseldi. Çok şükür Rabbime. Öyle kendi aramızda diyaloglarımız geçiyor. Güzel insanlar biriktiriyoruz. Gerçekten. Sosyal medya tabiriyle değil de çok iyi, çok güzel insanlarsınız ya. Hani bunu böyle sizi tek tek tanıma şansım olsaydı, ki tanıdıklarımdan da yola çıkarak, yani ben o yorumlardan hissediyorum. Gerçekten hissediyorum. Hani böyle eleştiri yaparken bile beni kırmamaya çalışmanız, hani dualarınız, akıl vermeleriniz falan benim için çok değerli, çok önemli. Ben yapıyorum ama ne yaptığım görünmüyor diye biraz da böyle göstereyim. Pilavım pişti. Kuru fasulyem biraz daha suyunu çeksin. Kapatacağım. Patateslerimi de süzeceğim. Böyle yemeklerimi yapıyorum. Ümit'e ne yemek gönderdim? Döner vardı. Ekmek arası döner yaptım. Kızlara da yaptım. Göktuğ'a da yaptım. Göktuğ tıraşta. O da gelince yer. Bir gün yemek yapmama ertesi gün öğlende beni zorluyor. Bana hep diyorlar ya, o Sevilay ne kadar çok yemek yapıyorsun, hepsi bir anlamı var yani. Bir de çocuklar gelişim çağında beslenmeleri iyi olsun istiyorum yani. Yalnız çekimi çok kaliteli olmuş. O kadar canlı ki bayıldım yani, öyle durdurduğum zamanlar bakıyorum ya. Ha bu arada reklam falan değil amacım. Hani onu sevdiğimi söylemek istedim. Ki zaten izleyen ablalar da var onu. Daha önceden de söylemiştim.
Ben böyle köftelerimi yavaş yavaş yapayım. Bir de şu ocakta halletmem gereken işler var. Onu da yapayım. İşin en kötüsü şimdi elini yıkıyorum, tekrar kirletiyorum falan ya. Bu arada ben elimi burada hep yıkarken köpükle yıkıyorum. Sanırım görünmüyor. Hani dökmüyor seni, böyle ucu böyle olduğu için fark edilmiyor. Onu da söylemiş olayım. Patateslerimi soydum, köftelerimi yaptım, geldim. Ne yapıyorum? Patates püresi yapıyorum ben. İnanmayacaksınız ama böyle sarımsaksız yemeği istemediğim şeylerin bir tanesi patates püresi. O kadar sarımsak sevmiyorum ama pürede bir diş sarımsak, hele ki de kışın, olmazsa olmaz benim için. Püreyi o kadar, şu anda bile çok yemek istiyorum. Anlatamam size. Ne yapıyoruz? Püre ben hiç yaptım bilmiyorum. Erzurum mu? Erzurum. Erzincan değil. Erzurum'da böyle püreye başka bir isim diyorlardı. İşkembe mi diyorlardı? Patates işkembesi. Bir şey diyorlardı. Bak unuttum. Onu da böyle çok duymuştum. Bir yerde de tatmıştım. Nişasta da koyuyorlar ona. Benim patatesime bir su bardağından birazcık fazla süt gider. Tuzunu ve karabiberini süte koyacağım şimdi. Bu arada kuru fasulyeli pilavım pişti. Şöyle karabiberi çok karartmasın. Bir de tuzum. O öyle kaynamaya öyle kalsın. Daha ben patateslerimi de ezeceğim. Ya benim şöyle şöyle ezeceğim. Yok ya. Almam gerekiyor. Şöyle altını kısayım. Çok haşlandığı için patatesim çabuk eziliyor. Gördüğünüz gibi. Benim için pürede en önemli şey şu sütle birleştiği anda sütün sıcak olması, soğuk olmaması. Bir dahakine şu patates ezme şeyinden alayım ben. Çatalla da iyi ezdim. Çünkü sürekli eziyorum. Elimi yıkadım bakalım. Sütüm kaynamaya yakın. Şurada tatlı kaşığım vardı. Kuru fasulyeyi karıştırdım. Bir turda onunla şöyle bir çevireyim. Şöyle göstereyim ne kadar ezildiğini anlamanız adına. Bayağı ezildi. Şimdi sütüm artık sıcak. Thank you.
çerçe, patates püremi pişiriyorum. Ben böyle patates püremi yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle size yakından göstereyim. Biraz daha ezebilseydim daha iyi olacaktı. Ama ezdim ya. Süper bir püre oldu. Şöyle hemen ağzımı kapatıyorum. Elim yandı. Köftelerimi kızartmaya geçiyorum. Kızlar, kapıyı kapatır mısınız? Televizyon sesi geliyor. Şöyle, o büyük olur. Köftelerimi şunu da kızartabilirim. Biraz yağımı fazla koydum. Biraz da normal köfte yaptım. Şöyle misket köftelerimi çevire çevire kızartacağım. Salçalı sos da yapacağım. Göktuğ hala gelemedi. Ekmek arası soğuk bu. Demek ki berberler yoğun. Şimdi köfteler de kendini çeker. Tam bir küçük tava patatesi. Ay. Köftem. Ben de hemen şuraları toparlayayım. Ufak bir dağıttım. Dağınık hiç tahmin edemiyorum. Bu arada pürenin yağını koymayı unutmuşum. Ben kerem yağı koydum ama siz tereyağı koyun. Kızmayın bana. Aa, diyorum aklımdaydı. Şu anda tamamıyla istediğim kıvamda ezildi. Kıvamı da iyi. Çok koyu olmasın. Ama iyice. Günlerdir istediğim lezzet. Ay. Şimdi iyi oldu. Azıcık yedim ya. Rahatladım. Kerem yağı kullandığım için kızmayın. Çok seviyorum. Tereyağı bana ağır geliyor. Köftelerim de kızarıyor. Şöyle de küçük köfte yaptım. Hepsini şey yapmadım yani, çok yemek var. Hani böyle uygun gördüm. Şuna sığar mı? Sığmazsa böyle yaparım ben de. Yardımıyla çevirebiliriz. Köftelerimiz zaten toplanmaya başlamış. Yani dağılmadan pişmeye demek istedim. Evet. Kızarsın böyle. Köftelerimi kızarttım. Şimdi onun domatesli sosunu yapacağım. Domatesli ve salçalı. Kızarttığım yağ ile yapacağım sosu. Kızarttığım köftelerim burada. Gösterelim. Onları kenara alıyorum şimdilik. Ya bir tık fazla döktüm. Bu yarıma salça.
domates salçası 1 kaşık. Kızarttığım yağ ve salça. Blendemlerde. Ay her şeyi kaldırıyorum sonra arıyorum ya. Hemen yıkayıp kaldırıyorum. Tekrar arıyorum. Bazen var ya dağınık çalışmak daha iyi oluyor. Bir diş sarımsağım yine. İnce bölümünden rendeliyorum. Etli yemeğin altına çok yakışıyor bu. Şöyle bir çok karıştıralım. Domatesim benim bir adet domates de benim domatesim kalmamış. Yarım domatesi rendeleyeceğim. Domatesimi rendeledim. Baharat olarak sadece tuz ve kekik buna çok yakışan bence. Kekik ve tuz. Böyle pişirirken bunlar çok azıcık da su, yarım çay bardağı kadar. Aratıcıdan alıyorum. Benim çay bardağım biraz geniş olduğu için bu kadar koyacağım. Böyle suyum kaynamaya başladı. Köftelerime şöyle tekrar yakından gösteriyorum size kızarmış seviyelerini. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Maşayı düşürdüm. Böyle bir tur çeviriyorum. Şu var ya, domatesli sosa bile ekmek bansak yeter. Burada kaynatım. İşte ne yapıyoruz şimdi? Bir adet servis tabağı alıyoruz. Bir adet oy kıvama bakar mısınız? Ortasını açıyoruz. Çanak gibi. Bunun çanak gibi yapılanı da var. Böyle. Ocağımızı kapatıyoruz. Birkaç tane köftemizi alıyoruz. Bekleyin, bekleyin. Gol geliyor. Bunu ben nasıl önceden hazırlamam? Benim bu akşamlık yemeklerim bu kadar.
beni izleyip destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, benimle kalın. Yaptığım yemekleri tescilleyip onaylıyorum. Ve şuradan bir patates ve bir köfte ile bu lezzeti şu an var ya, anlatamam size. O kadar güzel ki denemenizi tavsiye ederim ki birçoğunuz da yapıyordur eminim. Göktuğ Bey tıraştan geldi. Evet. Televizyonun fişini çeksene oğlum artık. Bu mu? Televizyonun siyah. Aynen. Uş. Bakayım tıraşına. Yan dön. Evet. Göktuğ'un ekmek arası döneri vardı. Bir de bu ne? Patates misket köfte. Patates püreli misket köfte. Bak bakalım tadına. Bir de köftesini al. Aynı kumpir gibi. Değil mi? Püreyi yaptım. Biraz pişirdik alacaksın. Sosis koysan tam kumpir. Köfte koydum ya. Hala sosis de haklı ya. Sanki tavuk bandırılmış. Tavuk sosu koyulmuş. Kekik var ya ondan. Şimdi bu kısım böyle. Burada da keyif var. Nasıl olmuş kızlar? Beğendiniz mi? Evet. Afiyet olsun. Burada da bunlar bunu izliyorlar. Nasıldı? Çok güzeldi. İlk hazırladığım tabağı size verdim. Tadına baksın benim küçük gurmelerim diye. Beğenmenize çok sevindim. Acı koymadım pul biberi, siz yemiyorsunuz diye. Güzelce yiyin. Çok güzel ya. Hadi afiyet olsun. Böyle çocuklara denetiyorum yemeklerimi. Mevlana'dan da son bir görüntü alaraktan bu vlogumu kapatıyorum.